Teşekkür ediyoruz ve dün akşama döneceğiz. O gurur tablosunun ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye bu coşkuyu gözyaşları içerisinde takip etti. Stadyumda 40 bine aşkın seyirci, televizyonları başındaysa milyonlar ampute milli takımıyla bir aradaydı. Kalplerimiz onlarla birlikte attı ve finale kadar gol bile yemeyen İngiltere'yi finalde millilerimiz uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 mağlup etti. Bu coşku sonrasında Vodafone Park'tan tüm Türkiye'ye yayıldı. Bu zaferin kahramanları birazdan canlı yayında olacak. Bizi bekliyorlar şu anda. Kupa ile birlikte Avrupa şampiyonu ampute milli takımımız birazdan canlı yayında olacak. Hem bu zaferin hikayesini hem kendi hikayelerini sizlerle paylaşacağız ama önce dün akşama dönelim ve o zaferi bir kez daha hatırlayalım. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Osman Çakmak gol! Gol, gol, gol! Barış, maç bitti. Şampiyon, şampiyon, şampiyon Türkiye! Ne para ne de şan şöhret. Onlar yüreklerini ortaya koydular ve tarih yazdılar. Türkiye İngiltere'yi 2-1 yeniyor. Finale gelene kadar gol yemeyen İngiltere'ye 2 gol atıyor ve Avrupa şampiyonu oluyor. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde milli takımımız İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Ampute milli takımımız Avrupa şampiyonu. Milliler yaklaşık 40 bin kişinin izlediği Vodafone Park'taki finalde ilk yarının son saniyelerinde Ömer Güler yüzün bulduğu golle 1-0 öne geçti. Serkan sokuldu kale çizgisine. Serkan ortaya bir vuruş gol! Ömer Güler! Gol Ömer! İngiltere peş peşe bulduğu ataklarla beraberliği yakalamaya çalıştı. Tam sevinmeye az kalmıştı ki herkesi yıkan o gol geldi. Kafa vuruşu. Olacak iş değil. Acaba maç uzatmaya mı gidiyor derken Şırnak Gazisi kaptan Osman Çakmak finale son noktayı koydu. Osman! 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 Osman Çakmak gol! 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 56-2 gol! Osman! Osman! İşte bu gol. Yaşattıkları hezimete gülüp geçenlere inat atılan bu golle Türkiye İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Maç bitti. İşte şampiyon, şampiyon, şampiyon Türkiye. Şu stadyum bizlere inandı. Bizlere inandı. İngilizleri gömdük. Bugün asil Türk milleti için oynadık. Bugün gazilerimiz için oynadık. Bugün Ömer Ali Demirlerimiz için oynadık. Unutursak kalbimiz kurusun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu müthiş zafer sonrası millileri ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Tebrik ediyorum be maşallah. Sağ olasın Sayın Cumhurbaşkanım. Nasılsınız? Sayın Cumhurbaşkanım. Vallahi yani gol yiyince de böyle beynimize yani tam böyle inmeyince. Son dakikada gol yediniz ya. Neyse ardından önce uzatmada gol attık yani hadi falan. Tebrik ediyorum. Şimdi inşallah döndükten sonra ben sizi külliyede bekleyeceğim tamam mı? Allah'ına kurban Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkürler. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın madalyalarını vermesinin ardından ampute futbol milli takımımız şampiyonluk kupasını kaldırdı. Milyonlarca euroluk meslektaşlarının aksine terinin son damlasına kadar mücadele veren milliler, kupanın önünde basın mensuplarına belki de gecenin en güzel karesini yakalama fırsatı verdi. Tarihin en güzel gol sevinci, en güzel kupa sevinci onlara ait. Ampute milli takımı. Tarihin en güzel kupa sevinçlerinden biriydi. Dün bu topraklarda kayıt altına alındı. Şimdi o coşkunun, o zaferin kahramanlarıyla sizi tanıştıracağız. Hemen döneceğiz A Haber ekibinden. Ramazan Almaçayır o kahramanlarla bir arada ve hem kupanın hikayesini hem onların hikayesini bizlerle paylaşacak. Sözü daha fazla uzatmayalım. Hemen Ramazan'a bırakalım. Ramazan bizim de kutladığımızı lütfen iletir misin ampute milli takımımıza?
Evet, gecenin kahramanları bugün bizi kırmadılar ve A Haber A Spor ortak yayınında o kupa sevincini bir kez daha paylaşacaklar. Burada şu anda işte gururumuz bu özel takımımız ampute milli takımıyla söyleşimiz başlıyor. Kazandığımız kupa da burada. Hemen ben sol taraftan fazla vakit kaybetmeden röportajlarıma başlıyorum. Bu arada A Haber ve A Spor olarak merkezdeki arkadaşlarımız da tebriklerini iletiyorlar. Öyle başlayalım. Öncelikle sizi tanıyalım tebrik ederek. Feyyaz Gözaçık ben. Sesim gitti biraz bağırmakta. O kadar olsun Feyyaz. Tebrik edelim. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Güzel bir başarı elde ettik. Türkiye'nin adını en iyi şekilde temsil ettik, duyurduk. Bu bizleri çok mutlu etti. Çok gururlandırdı. Kısa kısa gideceğim arkadaşlardan. Vaktimiz olursa döneceğim tekrardan. Gecenin kahramanlarından bir diğeri de golümüzü atan Ömer. Neler söyleyeceksin? Tam maç gitti derken 90 artılar uzatmalarda gol geldi. Tebrik ediyoruz tekrardan. Duygularını alalım. Çok teşekkür ediyorum. Yani 6 aydan beri hazırlanıyoruz. Bu kupayı almak en büyük hedefimizdi. 45 bin seyircinin önünde aldığımıza çok mutluyum. Takımın şampiyonluğunu getiren gollerden birisini attığım için de ayrıca çok mutluyum. Bütün halkımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Gol attığında neler hissettin? O anı alalım istiyorsan. Onu vallahi dünden beri kimseye anlatamadım yani. O anki heyecan çok farklı yani, anlatılmaz bir duyguydu. Şu an anlatamıyorum o an yaşadıklarımı, hissettiklerimi, ama çok gurur verici bir şeydi cidden. O statta 45 bin kişinin içinde o golü atmak çok gurur verici bir şeydi. Göğsündeki bu ay yıldız da gurur duyma vesilemiz oldu. Evet. Avrupa şampiyonu olmak. Ya cidden diyorum ya, çok mutlu edici bir şey yani, gurur veriyor hepimize. Tebrik ederim tekrardan. Bir başka yıldızlarımızdan Barış, senden de alalım duygularını. Yani ne söylenebilir ki, şu ay yıldız bayrağımızı göklere yine çektirmeyi başardık. Bunu 45 bin ve televizyon başında 80 milyon kişi sayesinde, dualar sayesinde o kupayı kaldırdık. Ülkemizden gitmesine engel olduk. Hepimizin ayaklarına sağlık. Emeklerimiz çok, yılların birikimi aslında bu başarılarımız. Çok teşekkür ederiz A Spor'da. Aynı zamanda Mehmetçiğimiz sınırda, Allah yardımcıları olsun. Onlara duamız olsun. Rusya maçı ile ilgili kritik anlardan biraz da senden bahsedelim istiyorsan. O Rusya maçı kritik bir maçtı. Daha sonra Polonya ve İngiltere. Son dünya şampiyonu Rusya ile karşılaştık ve bu maç bizi final kapısını araladı. Çok zor bir maçtı. 68 dakika oynadık. O maçın sonunda da zaten arkadaşlarımın birçoğunda zaten sakatlıklar baş gösterdi. Ardından Polonya gibi bir zor maç oynadık. Sonra da finalde İngiltere. Rahmi zaten maçın 22. dakikasında adalesinden zorlandı, sakatlandı, çıktı. Her şeye rağmen iğneyle maçına devam etti. Keza ben öyle sakat, ilk yarı oynamadım, ikinci yarı. Çok özel sporcularsınız. Bunun dışında da ayrı fedakarlıklar sergilediniz. Buna şahit olduk ekranlardan. Çok tebrik ederiz tekrardan. Herkese söz olması için kısa kısa geçiyorum. Sen de dün gecenin yıldızlarından birisiydin. Senin de görüşlerini alalım. Şunu sormak istiyorum. Sanırım bu kadar seyirci önünde oynanan ilk maç oluyor ampute milli takımlar dünyada, düzeyinde. Dünyada. Biz Arjantin'de daha önce 2010 yılında 15-20 bin civarı oynadık. İlk defa dünyada resmi bir organizasyonda, hatta yani bütün organizasyonların içinde en fazla seyirciye sahip olma rekorunu da kırdığımızı düşünüyorum dün akşam. Bu saatten sonra da kırılabileceğini düşünmüyorum. Türk milleti çok destekledi bizi. Dün akşam bütün kalbiyle oradaydı. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, tüm Türk halkı orada bizimle beraberdi. Biz de onlara gerektiğini yaptık ve şampiyonluğumuzu ilan ettik. Tüm Türk halkına armağan ediyoruz. Teşekkür ederiz. Muhammed, dünkü maçta ben birebir şahit oldum. Bir kontra yedik. Çok kritik bir müdahalem vardı. Sanırım 3'e 1 geliyorlardı. Ben de oraya geliyordum tam. Şimdi golü atan arkadaşlarımızdan savunmada kurtarılan yani pozisyonlar pek gösterilmez, baş göstermez. Ben de kahramanım abi. 3'e 1 pozisyon yakaladım. O anda 3'e 1 pozisyon yedik. Çok kritik bir müdahaleydi. Evet, yani sadece kendimi değil, yani bütün takım 80 milyon gözümün önünden geçti. Allah'ım sen mevzuyu biliyorsun dedim. Çok şükür kurtardık orada. Çok tebrik ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkür. Alican, senden de görüşlerini alalım. Biz çok mutluyuz. Gerçekten çok çalıştık. Çok destek verdiniz. Çok halkımız çok destek verdi ve biz bu desteklerden güç aldık ve sonunda şampiyon olduk. Şampiyonluğumuzu sizlere, Türk halkına armağan ediyoruz. Çok sağ olun. Burada emeğinizin karşılığı da.
Evet işte dünkü gecenin ödülü de bu. Avrupa şampiyonu oldu Ampute milli takımımız. Hemen diğer sporcularımıza da sizi de çok tebrik edelim. Neler söyleyeceksiniz? En genç sporcumuz diyor ayrıca hocamız. 17 yaşında çok çok özel bir futbolcumuzsun. Senin görüşlerini alalım. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Aynı zamanda bu genç yaşımda bir Avrupa şampiyonası yaşadık. Hayal ettik, gerçek oldu. Allah'ıma çok şükürler olsun diyorum. Size de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ve diğer kahramanlardan birisi işte madalyamız burada. Neler söyleyeceksiniz? Baş kahramanımız diyorlar. Birisi var sanırım. Yok bilmiyorum. Ben onlar kendi arasında olması lazım büyük ihtimal. Ben de gerçekten arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok çalıştık, çok emek harcadık. Halkımızın desteği ve inancı olmasaydı ve bizim gerçekten inancımız olmasaydı biz bu kupayı kaldıramazdık. Ve gerçekten tarih yazdık biz. Hem taraftar anlamında kesinlikle. Avrupa Şampiyonu Kupası almak gerçekten çok zor bir işti. Biz bunu başardık. Teşekkür ediyoruz herkese. Yardımcı olmamızı. Bu özel futbolcularımızın emeği tartışılmaz ancak görünmeyen kahramanlar da var sağ kenarından. İşte antrenör yardımcımız Fatih Hocam'dan da duygularını almak istiyoruz kısaca. Uzun bir periyottu. Çalışma periyodumuz çok zorlu ve çetin geçti. Buradaki maçlar da grup maçları hariç diğer maçlar çok keyifli ve zorluydu. Hilal'in gölgesinde savaştık. Hep arkadaşlarımıza onu söyledik biz. Bu maçlar inanılmaz bir çığır açtı bedensel engelliler olarak. Burada en başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Yıldırım Demirören ve yine bedensel engelliler başkanımız Arif Umut Üstürk ve asıl başkanımız Murat Kandazoğlu onların vesilesiyle tüm bedensel engellilere ve tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Bizim en zor anımızda uzanan görünmez kahramanlarımız vardı. Onlar Türk milletiydi. Hepsine teşekkür ediyorum. Armağan olsun. Biz teşekkür ederiz. Biraz daha zamanını isteyip bu kahramanların hepsine azar azar mikrofon uzatmak istiyorum. Sizden de çok tebrik ederiz kısaca. Çünkü kahramanlara bir daha dönmek istiyorum. Teşekkür ederim. Önce böyle bir program hazırladığınız için ben buradan bütün arkadaşlarımı canı yürekten kutluyorum ve ben onlara koca yürekli adamlar diyorum. Hocamızdan merhabalar. Takım fizyoterapistiyim ben. Hep beraber çok çalıştık. Hatta takımın yarısı hala sakat. Yayından sonra da gerekli tedavilere devam edeceğiz. Çok seviyorum onları. Hocam sizden de görüşürüz. Vallahi inandık, güvendik, birlik beraberlik olduk. Kupamız meydanda. Türk isterse her şey olur. Teşekkürler. Aslında bu yayını daha da uzatmak istiyoruz ancak süremizden de kısıtlı olduğunu bildiğimiz için bu kahramanlarla ilgili bu detayları verip aslında yayının sonuna sakladık onu. Çok özel bir sloganları var. O sloganla sözü stüdyoya bırakmak istiyorum. Ve bu kupa eşliğinde o sloganlarıyla birlikte biz de A Haber ve Aspor ekibi olarak önce kupamızı kaldırıp sloganları da beraber atmalarını çağıracağız. Efendim buyurun söz sizde artık arkadaşlar. Ben şöyle çekileyim arada. 1, 2, 3 deyince tek ayak tek yürek tek hedef. 1, 2, 3. Tek ayak tek yürek tek hedef. Evet işte ne söylesek az bu özel futbolcularımıza dün gece 80 milyonu sevince boğdular. Ve çok zorlu bir rakibi İngiltere'yi finalde 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldular. Biz de buradan A Haber ve A Spor ekibi olarak sabahın erken saatlerinde bize bu vakti ayırdıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve bu güzel görüntülerle de sözü stüdyoya bırakalım. Biz de Ramazan'a teşekkür ediyoruz ve hepsiyle tek tek gurur duyuyoruz. Özellikle A Milli takımımızın bize üzüntü yaşattığı günlerde göğsümüzü kabarttılar. Ampute Milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Ne kadar tebrik etsek az, onlar da bahsediyorlar. Bu forma, bu bayrak için oynadık diyorlar. Umarız daha birçok başarıyı yaşarlar. Biz de bu başarıları ekranda anlatma fırsatı buluruz diyelim ve Ajans Bugün'e devam edelim.